Sevgili izleyenler, biliyoruz bugünün gelmesini çok beklediniz. Biz de bu beklentiye kayıtsız kalamazdık. Çat kapı geri döndü. Ferhat hoş geldin. Hoş buldum. Çok heyecanlıyım çünkü çok uzun zaman geçti. Yasemin sen de hoş geldin. Hoş bulduk. Evet, gözünüz yanılmıyor. İki şefimiz de burada yeni nasil çat kapı için. İkiniz de aynı imtihanla sınanacaksınız. Duble eğlence, duble aksiyon. Çat kapı dubleye hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok heyecanlıyız. Evet. İnanılmaz. Ya. Şu gerçekten anda karnımda kelebekler uçuşuyor çünkü çok uzun zamandır çat kapı yapmadık ve hiçbir şeye dair fikrim yok. Hamlaştık yani. Evet ya, hamlaştık yani gerçekten. Bakalım kimler geliyor? Birinizin çok yakından bildiği bir senaryo. Birisi de illaki ziyaretine gelmiştir bu kişiler. Kimlerden bahsediyorum? Kayınvalideniz ve kayınpederiniz. Buyursunlar. Hoş geldiniz. Hoş gelmişler. Pandemide o kadar özlem arttı ki biliyorsunuz. Herkes birbirine hasret kaldı ve uzun süredir görüşemiyorsunuz dünürlerle. Dünürler mi? Kendileri negatif testleri, ikinci aşılarında olan olmuş. Gayet herkes kontrollü. Bayağı özleştiniz. Yemeğe davet ediyorsunuz. Kaç ay sonra ilk defa. Ama meğersem eşinizle bir iletişimsizlik yaşamışsınız ve günleri karıştırmışsınız. Bak Allah sen ya. Sizi yola çıkınca arıyorlar geliyoruz diye ve arkadaşlar 45 dakika sonra buradalar. Allah ne verdiyse yeriz artık, yapacak ya bir şey yok. Ben bu hikayeyi bir yerden hatırlıyorum. Yasemin, kayınvaliden ve kayınpederin memleketten arabayla dönerlerken sizin ne alışveriş yapacak vaktiniz var, ne dışarıdan bir şey söyleme hakkınız var. Arkadaşlar, sizden bu sofraya bir adet başlangıç koymanız bekleniyor. Bir ana yemek koymanız bekleniyor. Bir yardımcı yemek koymanız bekleniyor ve tabii ki tatlısız olur mu? Olur, bence olur. Dışarıdan söylesin. Dışarıdan. Kesinlikle olmaz. Bir de tatlı onlar yapmanız lazım. Arkadaşlar, 3 dakika tanıyorum size dolaplarınızı keşfetmeniz için. Kiler dolabınız ortak. Buzdolaplarınız birbirinin birebir kopyası. Çekimden önce dakikalarca onları çok bir güzel dizdik. 3 dakika süreniz başladı keşif için. Buyurun. Ay, bileğimi burktum. Yani benim boyum kısa arkadaşlar. Güzel şeyler var ha. Her şey işime yarar. Bu ne? Ben daha önce bu hatayı yapmıştım. Bilmiyorum ki ne yapacağımı. O ne ya? Kokoreç mi o? Manyok var. Ne varsa çıkartmaya döndü gibi olay. Ay, o ne? Kuyruk yağı falan koymuşsunuz. Vaa, çok eşya var gene ya. Çok eşya olunca büyük karışıklık oluyor arkadaşlar. Allah. Şimdi bunu gerçek çat kapıcılar bilirler. Az malzemeden daha zordur fazla malzeme olması. Kesinlikle. Eski bölümlerimizi izleyenler bilirler. Hep mango yeriz evde ya. Bütün her şeyi çıkarırsın. Geleneksel dolap boşaltma şenlikleri gibi bir şey oldu yani. Hani. Ay. Şu an Mine ile ciğerimiz yanıyor. Dakikalarca burayı dizdik. Ay, bir saniye. Tamam, ben keşfederim sonra. Yasemin direkt bir şey fark etti ve düdüklü tencere almaya gitti. Ferhat ne yaptı, fırınını açtı. İkinizi yakalamak ne kadar zormuş. Tenis hakemi gibiyim şu anda. Son 1 dakika 20 saniyeniz keşif için. Bu ne sonra ya? Kronometre işlemeye başlayacak. O nasıl bir dolap boşaltma? Hani dolapta durabilirdi onlar. Hayır. Ben bir kere o hatayı yaptım. Mesela Yasemin biraz seçici. Ben bir kere o hatayı yaptım. Gözümün önünde durmayınca her şeyi unutuyorum. Yasemin, dolapta çok sevdiğim bir malzeme var. Dikkatini çekti mi? Yok, hangisi? Böğürtlen mi? Aç sebzeli. Bir şeye dikkat etmedin orada. Kasava. Woohoo! Ama bunlar şu an 45 dakika. Proteine karar vermem lazım. Kronometrenin başlamasına son 10 saniye. Kim? Pek beyin fırtınasına yol açmadığı gibi. Aksine daha büyük ızdırap oldu ve 45 dakikanız başladı. Sen başla, sen başla. Yok kardeş, ben şu an çözemedim olayı ama olsun. Hiç sorun da, bu ne kabak? Ferhat'tan mutfak şefi atağı. Ferhat'tan bir kahve atağı. Kahveye ihtiyacı var, kafeine ihtiyacı var. Çat kapı geri döndü. İnanın ne yapacağımı bilmiyorum. Şu an sadece yapıyorum. Sadece yapıyorum. Ne oldu Ferhat? Başka bir şey koyar mıyım? Ona koymam. Dur ya, suyu biraz daha koyayım. Başlangıç okey.
Salatayı da tamam. Yasemin'den bir maydanoz atağı. Maydanoz değil, nane ve dereotu. Kahve oldu mu? Duydun mu bir şey? Evet evet. Teşekkürler. Duble şat kapıya, duble kahve. O yoksa bir malzeme mi, bir şeyin içine mi girecek? Ve giriyor, evet. Ben kendine yapıyorsun sandım. Aha, hiç işim yoktu, kendime kahve yapacağım şu anda. Kaç dakika var? Son 40 dakika 6 saniyeniz. Hayat kısa, önden tatlı yiyelim deriz ya. Sosunu yapacağım, sonra bu bir. Tava! Daha büyük tava. Ardiye yandı yeri. Tava. Çok güzel eşyalar almışsınız, teşekkür ediyoruz. Ama ve lakin burası çok karıştı. Kendimi bıçaklayacağım şimdi. Sen gel ya, sen gel, sen ısın. Senden güzel bir şey yaparız. Soya. Yasemin dünyayı tersten dolaştı. Tam 9 kamerayla size bu deneyimi yaşatıyoruz. Kaç dakika? Son 36 dakika 7 saniye. Niye Ferhat Şef büyük mutfakta, niye Yasemin Şef diğer mutfakta diye sormayın arkadaşlar. Sırayla değişecekler her bölüm bundan sonra. Kondisyon şart. Konsantrasyon şart. El çabukluğu şart. İçine su girmişler. Çorbanın. Yani çorba yapmaya çalışmıştım, olmadı. Neyse, ne yapalım kardeş, kısmet. 500 ml. Yeters inşallah. Şey yok. Ferhat'tan Kaliforniya biberi atağı. Dolaptakileri değerlendirmek için de gayet iyi bir konsept oldu çat kapıya dönmemiz. İnanın neredeyse yarısı sizin bu hafta yaptığınız yemeklerden oluşuyor. Tanıdık gelmiştir malzemeler. Sana bayağı cevap veriyoruz ya. Evet evet, fazlasıyla. Galiba Yasemin benim cevap vermemi bekliyor, ben Yasemin'in cevap vermesini bekliyorum. Bana bıçakça cevap veriyorsunuz bazen. Evet, sen bana arada süre verirsen muhteşem şeyler yapabiliriz. Son 31 dakika. 31. 4 kişilik, 4 yemek. Ekmeklerim yanıyor, aklıma geldi. Bunlar yanıyor, her şey yanıyor şu anda. Ekmek var mı? Yasemin, sen karbonhidrat çekmecemizi açmamış olabilir misin dolapta? Şuraya mı? Hayır, kendi alt tarafta, dolabında. Alt tarafta lavaş açma var falan mı? Var. He? He, I see that people. Evet, hello. Hadi somon. Sen de mi somon yapıyorsun? Ben de. Ne bileyim ben, düdüklüysen alınca ben et yapıyorsundur diye somona baktım, hiç hayır bakmadım. Müthiş mücadele. Bakalım hangi somon diğerinden ayrışacak, hangi konuda ayrışacak göreceğiz sonunda. Wok tavamı da almış zaten. Ne istiyorsun? Wok tavamı da. Alabilirsin woku. Woku alabilirsin. Kullanmıyor, sen niye aldın? Kullanacağım diye aldım, alabilirsin. Hatta bak sana şöyle güzel yapıyorum, buyursunlar. Şimdi o sıcak mı değil? Kullanmadım diyorum. Siz tamamsınız. Siz de yanındasınız. Güzelsiniz. Sen gel. Sen gel son benimle. 28 dakika. Yasemin ısrarla çorbasına devam ediyor. Ya olmadı, vermeyiz yani. Ne yapalım? Oo bebeğim. Çok güzel şu. Hmm.
Ana yemeği somon üzerinden kurdu iki şefimiz de. Niye öyle oldu hakikaten? Olsun. Canımız sağ olsun. 5 dakikaya bitiriyorum. Uyar mı? 5 dakikaya bitirsem uyar mı Yasemin? Hayır. Salatamızı çorba yapıyorum. Bakalım güzel bir çorba çıkarsa vereceğiz. Ondan sonra somon yapıyorum. Hemen tavada süt alacağım. Sebzelerle. Böyle soya soslu falan. Tatlı. Şu an irmik tatlısı yapmaya çalışıyorum. Sütlü irmik tatlısı, badem unlu. Ama hala olmadı, koyulaşmadı. Ilık olarak servis edeceğim. Soğutmayacağım. O yüzden olması yeterli. Ama olmuyor. Türk kahveli bisküvili böyle bir tirim su benzeri bir tatlı yaptım. Fırında ekmek kızartma işi fikrim yok. Salatam hazır. Tatlım hazır. Ana yemeğim hazır. Ana yemekte somon yaptım. Biberli teriyaki soslu susam yağı var. Biraz da sirke kullandım. Pirinç. Şu anda kızarmış ekmekleri nasıl sunacağımı düşünüyorum. Patates kaynatıyorum. Patatesler ve enginarlarla da bir tane ara sıcak yan yemek yapacağım. Ama onu nasıl yapacağıma dair bir fikrim yok henüz. Bu burada sıcak dursun. Şurada biraz malzeme bakıyorum. Yasemin, irmikte nasıl durumlar? Gayet güzel. Kontrol altında mı? Yes. Yerde bir şey var, dikkat et. Yerde bir şey daha var. Son 19 dakika. Yasemin, özlemiş misin spor yapmayı? Evet. Ferhat'tan detaylı buzdolabı analizi. Tatlına boza koymak istemez misin Ferhat? Efendim? Tatlına boza koymak istemez misin? Boza aldım. Boza! Sen değil, sen değil. Sen gel, sen gel. Hoppa! O değil de ben hala tatlı yapamadım. Ne yapacağız? Senkilerden süt reçelini alınca ben dedim... Yok zaten o var, kesin Gün Amerika Special geliyor ama... O var, var. Ferhat'ın ekmekler devreye girdi. Uzunca kızardılar. Bir taraftan Yasemin irmiğine son şekli veriyor. İrmikten çıkan dumanlar epey iştah açıcı. Limonlu limonlu Ferhat. Adeta bir kuymak deneyimi sahanın içinde. Farklı bir sunum mu geliyor? Bir. Bu iki. Bu üç, bu dört. Ben bitirdim. Pişmesini bekleyeceğim. Son 13 dakika. Aa, taze soğanlar yıkanmamış. Evet, bu bölümün sabote malzemesi taze soğandı. Her bölüm bir sabote malzemeyle karşınızda olacağım. Gerçekten çok kötü. Bombalara dikkat edin. Kenara aldım, bak şurada duruyor. Birazcık üstünü şey yapmak için fırına vereyim. Allah. Ya ben bir şeylere basmışım. Hiç de demiyorsunuz. Ya soş. Nelere basmışsın? Bilgilendir bizi, aydınlat. Bilmiyorum ya soş. Demiyorsunuz. Helvaya mı bastın? Ne helvası? Helva falan yok. Ne eksik Ferhat? Bak yine benim şeyimi almış. Süre alayım süre. Son 10 dakika. Ben de diyordum o sos nereye gidecek Yasemin? Salatanın sosu muydu? Evet. Vay 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 vay. Farklı bir sos. Şimdi birazını koyacağım. Ferhat'ın yardımcı yemeği de çıktı fırından. Pardon, düzeltiyorum. Ana yemeği çıktı. Sevgili şeflerim, son 7 dakika. Aa, sıcak. Tatlılık da pek bir şey koymamışsınız yani. Evet, tatlı şeyi biraz zayıf. Zayıf. Ya kaymak falan vardı, güzel gördüm onları ama şu anda onu işlemek için... Kaç dakika var? Son 4 dakika. Ben bir şey yapabilirim bence. Yasemin'in tatlısı bitti gibi. 120 saniyeden daha fazla süreniz kalmadı. Tamam. Ferhat, bitti ben tamamım dedi.
Yasemin de tamamım dedi. Eline sağlık. 1 dakika 20 saniye kadar bitirdiniz. Elinize evet. Sağlık. Çok da paslanmamışız. Maş fasulyeli ve buğdaylı ekşi salata, patatesli enginarlı sebze graten, teriyaki soslu somon, Türk kahveli ve böğürtlenli kolay tiramisu. Soya soslu pirinçli kabak çorbası, közlenmiş biber soslu enginarlı yeşil salata, mantarlı soya soslu somon kavurma ve limon aromalı süt reçelli irmik tatlısı. Şeflerimiz dörder yemekten oluşan menülerini hazırladılar. Sürelerini de gayet iyi kullandılar. Değerlendirmeme geçmeden önce şunu söylemek istiyorum. Şimdi bazı yiyecekler göründüğü kadar lezzetli olmayabiliyorlar. Bazı lezzetli yiyecekler de haliyle güzel görünmeyebiliyorlar. Bu sorunu tamamen ortadan kaldırmak için artık hem lezzeti hem de görünümü ayrı ayrı puanlayacağım sizin için. Bakalım başlayalım önce başlangıçlardan. Yasemin'in başlangıcına bakacak olursak tipik bir sebze çorbası. Pirinçleri de blend etti içinde. Dolayısıyla bu da sebze çorbasına pirincin katılmasını sağladı. Hani taneli çorbalardansa sıvıya yakın bir görünüm elde etmek istedi. İdeal bir görüntü olduğunu düşünüyorum. Bakalım tadı nasıl? Çorbanın tuzu, baharatları gayet yerinde. Balık sosu da soyada hiç yormuyor. Gayet güzel bir tat bırakıyor damakta. Dereotu görevini yapıyor. Ben balık çorbalarına dereotunu çok yakıştırıyorum. Yasemin bence balıkla servis edilebilecek bir çorbadaki tüm doğruları tabağına yansıtmış. Yasemin'in başlangıç tabağı olan çorbaya görünüm puanım 9. Yasemin'in başlangıç tabağına lezzet puanım ise yine 9. Ellerine sağlık Yasemin. Ferhat, balık ağırlıklı yol izlediği menüsündeki başlangıca güzel doyurucu bir salata yaptı. Öncelikle görünümünün gayet doyurucu olduğunu ifade etmeliyim. Salatada maş fasulyesi ve buğdaydansa büyük oldukları için turşu ve biber çok fazla rol çalıyordu maş fasulyesinden. Belki Ferhat'ın uygulamada bir sıkıntısı yok. Haşlanmış olduğu için buğdaya şans verdi tabağında. Ancak ben buğdayın birazcık daha pişmesi gerektiğini düşünüyorum. Doğruları var bayağı salatanın görünüm bakımından. O yüzden Ferhat'ın başlangıcına görünüm puanım 9. Ne yazık ki lezzetinde çeşitli kaoslar vardı. Buğdayın da uygulamasında sıkıntılar gördüm. O yüzden bu başlangıca lezzet puanım 6. Sıra geldi yardımcı yemeklere. Graten mi diyelim, kasarol mü diyelim, bir sebze çalışmasıyla geldi. İşin ilginci şu anda buzdolabındaki enginarın ikisinde bu yemeklerde de olması. Dolayısıyla enginar önemli bir rol alacak gibi değerlendirmemde. Yasemin'in salatasına baktığımızda açıkçası evet doyurucu görünüyor ama ben yeşil tabak tercihini birazcık yoğun buldum. Direkt enginarlara gelin bana konsantre olun diyor ama aslında enginarın da uygulamasına baktığımızda belki onları hafifçe ızgara izi verseydi daha güzel gözükebilirdi. Yasemin'in bu salatasını köz biberli ve kiraz sirkeli sosu kurtarıyor. Enginarlarla yediğinizde güzel bir uyum sağlıyor. Onun dışında ne yazık ki maş fasulyesi yeşilliklerin aslında çok kayboluyor. Büyük doğranmış maydanozları belki daha ince kıyılabilirdi. Biraz önce dişlerime epey takıldı çünkü. Yeme deneyimi olarak da çok keyifli değil. Yasemin'in yardımcı yemeği olan salataya görünüm puanım 7. Yasemin'in yardımcı yemeğine lezzet puanım da köz biberli sosun etkisi var. O olumlu kıldı. O yüzden bu puanım 6. Bu fırın yemeği bulunduğum sofrada önüme gelse ilk dikkat edeceğim detay ekmek kırıntılarının düzensizliği olurdu. Gerçekten böyle simit parçası gibi gözüken de var. Ekşi mayalı bir ekmeğin parçası gibi gözüken de var. Ama tam o breadcrumb dediğimiz tabirle o ekmeklerden de var. Aralarda bir yerlerdeyim diyebilirim görünüm için. Sarımsak severler için çok iyi ama tabii ki de objektif bakmalıyız. Objektif açıdan biraz sarımsaklı. Güzel bir kombinasyon var ortada. Ekmekler keyifli. Patateslere pişmemiş diyemem ama ideal de pişmemişler. Birazcık daha pişmelerine ihtiyaç vardı bence patateslerin. Kaşar da şovunu yapmış. Gayet güzel bir yardımcı yemek. Bunun yanında herhangi bir protein gayet iyi gider. Ekmek kırıntıları beni üzdü görünümde. O yüzden bu yardımcı yemeğe görünüm puanım 7. Bu yardımcı yemekten lezzet bakımından çok büyük keyif aldım. Puan kırmama sebep sarımsağın biraz fazlalığı ve patatesin ideal olmamasıydı. O yüzden lezzet puanım 8. Yasemin'in ana yemeğine odaklanacak olursak.
Bu güzel limon dilimlerini bir kenara bırakalım. Gördüğümüz aslında bir Asya takeaway restoranındaki somonlardan. Gayet iyi, susamlı, soyalı, üç renkli biberli. Görünüm iyi, iştah açıyor. Yemeğin tadını merak ettirtiyor. Bakalım tadı nasıl? Her çataldan sonra bir çatal daha almak istedim mi? Evet. Mantarlar diri mi? Evet. Biberler mayhoş mu? Evet, mayhoş. Bence biberler birazcık daha diri olmalıydı. Lezzet olarak da bu kadar ekşi bir hale gelmemelilerdi. Belki biraz daha sonradan katılmalılardı. Dolayısıyla somonun pişme oranı ve mantarlarla yukarıya yükselen ama üç renkli biber iddiasında olan bir yemek olarak da biberlerin daha iyi pişmesini beklerdim. Limon katkı sağladı mı? Açıkçası ben bu kadar soyalıyken limonu fazla aramadım. Bence limon fuzuli. Yasemin'in ana yemeğine görünüm puanım 8. Yasemin'in 3 renk biberli ana yemeğine lezzet puanım 8. Bu da az size göre önemli. Çünkü Vietnam'da, Hanoi'da chaka diye bir balık yemeği var. Görüntüsünü koyarız. Direkt üstünün sunumu adeta Ferhat onu yapmış. Soğanların karamelize görüntüsü de epey hoş geliyor göze. Biberler diri geldi gözüme. Bakalım tatları nasıl? Tatlandırılması çok iyi. Soğanlara, biberlere işleyişi çok iyi. Bu lezzetlerin onları da çok iyi geçmiş. Ama somona gelirsek birazcık fazla pişmişler. Somonun pişmesi bu tabağı değerlendirmemde etkili olacak gibi. Ferhat'ın ana yemeğine görünüm puanım bütün olarak çok tatmin edici olduğu için 9. Ferhat'ın ana yemeğine lezzet puanım da somonun fazla pişmişliği etkili olacak. Puanım 7. Yasemin'in görünümü gerçekten balık sofrasında ortaya gelecek o helvayı çağrıştırıyor. Süt reçelini konumlandırması çok bence yerinde. Kaymak tabii ki eridi ama siz az önce görselini gördünüz. Kaymakla birlikte baktığınızda insanın iştahını açıyor. Bir kuymak deneyimi de var tabii ki görüntüsünde. Sofrada midenizin üst kapakçığına kadar dolu olun, bu sofraya geldiğinde bir kaşık almak ister bence insan. Görünümü en azından onu söylüyor. Aklımdaki tek düşünce, ya altı tatlı, üzeri süt reçeli, çok tatlı olmayacak mıydı bu? Yasemin Şef bunu düşünmüş ve irmiği gerçekten o kadar yerinde ve az şekerli tutmuş ki süt reçelini hissetmenizi sağlıyor bu. Ben bu açıdan uygulamasını çok başarılı buldum. Tat profili olarak da gayet uyumlu ürünlerden kurulu bir tatlı görüyoruz. Ellerine sağlık Yasemin'in. Yasemin'in tatlısına görünüm puanım 9. Yasemin'in tatlısına lezzet puanım 8. Beyaz olan katman yani labnenin çok göz önünde olduğu bir şey. Dolayısıyla labne ile diğer tatların nasıl uyumlu olduğuna konsantre olmamız gereken bir tatlı olduğunu düşünüyorum burada. Gayet o Türk kahvesinin hissiyatını yaratıyor. Hafif tel ve izleri görüyorsunuz. Bence bu yaşanmışlık deneyimi açısından gayet güzel. Görünümde güzel bir sos hazırladı. Gayet iştah açıcı gözüküyor. Bu pastanenin en üst rafında olsa direkt bundan sipariş etmek isteyebilirim. Bu tatlıyı da daha şekerli bekliyordum ama öyle çıkmadı. İkisi de o kadar şekerli tatlılar değillerdi. Türk kahvesi tadı böylece gayet güzel hissediliyor damakta. Labne ile o bulutsu hale geliyor tüm damak. Ardından Türk kahvesi aromalandırıyor o damağı. Üzerindeki sos aslında Ferhat'ın yapış hikayesi gibi. Hani herhangi bir sosla çalışırdım diyor. Çünkü o da kararsız kalmıştı ve tercihini orman meyvelerinden yana kullandı. Ama o da orman meyveleri seven için bir artı olabilir. Keyif aldığım bir tatlı oldu. Görünümüyle bir kup tatlısının tüm doğrularını bünyesinde barındıran ve kahveye bir yaşanmışlık alanı tanıyan bu tatlıya görünüm puanım 9. Sosu hariç diğer tüm malzemeleri birbiriyle çok uyumlu olan bu tatlıya lezzet puanım ise 8. İnceleyip sık dokuyarak yaptığım tat ve görünüm değerlendirmenin ardından biriniz 1 puanla öne geçti, 64-63. O da Yasemin sendin. Tebrikler. 1 puan. Eline sağlık. Eline sağlık. Afiyet olsun. İzleyicilerimizin gözleri olamayabilirim ama dili ve damağı olmaya çalıştım ben de. İzleyicilerimizin yorumlarını bekliyoruz görünüme dair kendilerinin görüşlerini. Bakalım siz kendinizinkiler hakkında neler düşünüyorsunuz? Öncelikle tattıktan sonra kendinizinkileri beğendiniz mi? Tattınız az önce. Güzel, lezzetli olmuş. Şimdi Ferhat'ınkini denemek için sabırsızlanıyorum. Ben de Yasemin'kini deneyeceğim. Bu güzel olmuş bu garnitür. Bunun sadece tahminimden daha sert bir buğdayı var. Hmm. Keşke tadına o zaman baksaydımışım. Teriyaki soslu somon. Gayet teriyaki soslu somon. Tatlıya bakmadım henüz.
Tatlıya birazdan bakacağım. En son tatlılara sakladım. İyi gözüküyor bence. Ben biber sosunu çok beğendim salataya yaptım kendimi. Daha yemedim onu. Tatlı bir tık daha sanki böyle hani şeker veya başka bir aroma daha istiyormuş gibi geldi. Yine bakarsın. Ama somonumu beğendim. Güzel pişmiş. Daha yemedim. Ye o zaman. Hadi bakalım. Hadi tadına ye. Bakalım. Biz dayanamıyoruz. Ha, ben senin çorbandan var. Başlayacağım önce. Aynen. Çorba da hallice, güzel. Bakacağım. Şimdi çorba, benim için şöyle bir durumum var. Ben çorba aşığı biri değilim. Çorban güzel. Ben çorba sevmiyorum, daha doğrusu öyle söyleyeyim. Hele ki böyle biraz ince çorbalarda benim şeyim var, nasıl söyleyeyim? Daha koyu değil mi seviyorsun? Ben de öyle seviyorum. Ben biraz takıntılıyım yani. İnce çorba nedense ağzımı doldurmuyormuş gibi geliyor bana. Ekşisi çok güzel. Dediğin gibi buğdaylar sert kalmış. Evet, keşke onları belki mikrodalga ya da bir şey ama bakmadım ki o hızlılıkta. Ve haşlanmış buğday yazıyordu üzerinde paketim, o yüzden bilemezdim. Aynen. Yoksa belki görüntüsü güzel. Falan bayağı alıcı. Bakalım somon. Balığın yanına çok yakışmış salata. Bu arada ben aslında somon yapmayacaktım. Ben aslında tavayı et için koydum. Eti de önüme aldım. Sonra senin bu taraftan bir düdüklü sesi duydum ben. Sana hiç bakmadığım için düdüklüyü duyunca dedim ki dedim Yasemin et pişiriyor dedim. Ben doğruca soğan doğrayıp eti bir kere mühürleyip şey alacaktım, düdüklüyü alıp 10 dakika falan orada yumuşatıp soslayacaktım. Sen düdüklüyü duyunca da dedim ki ben o zaman somona döneyim. Meğerse sen somon yapıyormuşsun orada. İstemeden seni sanırım başka bir şeye yönlendirmiş. Evet. Bir de soya sosunu bulamadım arada. Şöyle karşılaştıracak olursam aslında birbirine benzer yönleriyle. Sosun çok güzel olmuş. Mesela buradaki çok benzer öğeler kullanmıştım ama ortaya bambaşka iki salata çıkmış. Evet. Keşke içerisindeki bu betonarme buğdaylar olmasaymış. Çünkü gerçekten şeyi çok bozuyor. Keyfini bozuyor salatanın. Evet. Maş fena değil mi? Maş gayet yumuşak. Aynen. Onu söyleyecektim. Buğday çok güzel dengelemiş. Şimdi ben senin bardak tatlısı yaptığını gördüm orada. Tamam mı? Ya diyorum ben de sütlü irmik bir şey yapacağım ama şimdi bardağa koyarsam çok benzer olacak. Üstüne bir tek meyve bu var. Evet, dedim meyve acı var. Çok benzeyecek dedim. O yüzden dedim ki ben en iyisi böyle bir şey yapayım. Aklıma bir anda geldi ve böyle bir sunum yapmaya karar verdim. Sunum çok güzel gözüküyor aslında. Hatta bunun sen şey koyduğunda kaymağı daha böyle sabitti. Sıcaklığı yerinde. Tabii şimdi erindi. Ilık böyle şey balık sonrası hani tatlılar oluyor ya balıkçılarda. Aa çok güzel. Tatlı çok güzel. Rengi de çok hafif ama Türk kahvesini daha çok almak isterdim ben bunun için. O kadar basmışım. O aceleyle iki yerine bire basmışım ama biraz daha fazla yapabilirmişim. Hatta üçlü yapsam. Tabii. Üç tane de yapıyor çünkü o. Yermiş yani üçü. Tatlının ne yalan söyleyeyim çok beğendim. Yani ben şimdi çorbacı değilim. O yüzden çorbayla ilgili yorumum şey değil yani. Objektif olamayacağım çorbada. Ama tatlı severim biliyorsunuz. Tatlı çok hafif. Yani hafif, kesinlikle tarifi uygulayın. Peki kayınvalideyi, kayınpederi memnun eder miydiniz sizce? Net bence memnun eder. Tabii ki memnun ederiz canım. Yani 45 dakikada da bizden başkası da memnun edemez. Tabii ha. Bunu da biliyorlar onlar. Yani. Tabii ki. Onu da söyleyelim yani. O şekilde. O şartlar altında değerlendiriyorlar. Aynen. Memnun ediyorsak harika. Elinize sağlık. Bu videoyu izleyenler 8 farklı tarifle tanıştılar. Benzer malzemelerin nasıl kullanıldığını öğrendiler. Üzerine sizin farklı yaklaşımlarınızı dinlediler. Ağzınıza sağlık, elinize sağlık. Teşekkür ederiz, afiyet olsun. Çat kapı dediniz. Şu anda inanılmaz bir çat kapıyla geri döndük. Bence yorumlarda bunu belli etmenizi istiyorum ve beğendiyseniz tabii ki. Videoyu beğenmeyi ve abone olmadan izleyenler, lafımız sadece size. Hemen hızlıca abone olun, zile de basın. Bir sonraki bölümde görüşürüz. Bye bye. Görüşürüz. Hadi tatlı yiyelim.